Merhabalar. Bu videoda sıfatlarda pekiştirme yani pekiştirme sıfatları konusuyla devam edeceğiz. Hemen konumuza başlayalım. Şimdi pekiştirme sıfatı dediğimiz ya da sıfatlarda pekiştirme yapma dediğimiz şey nedir? Önce ona bakalım. Bir ismin, bir adın derecelendirilmesinde en üst düzeyi vurgulamak için kullanılan sıfat türüdür. İki yöntemle yapılır. Bu yöntemlere bakalım. Şimdi birincisi MPRS ile yapılan pekiştirmeler. Yani bu ünsüzleri kullanarak yaptığım pekiştirmeler. Mesela beyaz kar demek yerine bembeyaz kar dediğimde yani beyaz sözcüğünün ilk hecesini alıp ondan sonra M harfi kullanıp ardından yine beyazı bitişik yazdığım zaman daha beyaz, en beyaz anlamında bembeyaz sözcüğünü oluşturuyorum. Bu da pekiştirilmiş bir sıfat oluyor arkadaşlar. Aynı şekilde yeşil ova demek yerine yemyeşil ova, sıcak çay demek yerine sımsıcak çay derken de aynı şekilde pekiştirme sıfatı kullanmış oluyorum ve bu sıfatları pekiştirmiş oldum. B ile yapılanlara bakalım. Acı demek yerine ap acı gerçek. Dar oda demek yerine daptar oda. Islak demek yerine yani ıslak çamaşır demek yerine ıslak çamaşır gibi pekiştirme sıfatı olarak kullanabiliyorum. T ünsüzünü araya getirerek. Şimdi R ile yapılanlara bakalım. R sesiyle yapılanlara. Temiz ev demek yerine tertemiz ev. Sefil adam demek yerine sersefil. Bakın sefsefil değil. Buna dikkat edelim. Yazım yanlışı olarak belki karşımıza gelebilir. S ünsüzüyle yapılan pekiştirmelere bakalım. Mavi gökyüzü demek yerine masmavi, mor patlıcan demek yerine mosmor patlıcan, koca şehir demek yerine koskoca şehir. Bizim burada neye dikkat etmemiz lazım? Pekiştirme sıfatı olarak bizim karşımıza gelebiliyor. Bir de yazım yanlışlarında karşımıza çıkabiliyor. Nasıl? Bu pekiştirilmiş sıfatları ayrı yazabiliyorlar. Mesela şöyle. Bem, boşluk. Beyaz, kar. Ama ben unutmamalıyım ki ikilemeler ayrı, pekiştirmeler bitişik yazıdır ve bu işaretlediğim şekildeki yazım kurallarına aykırıdır. Bunu direkt silmemiz gerekiyor. Uyarıya bakalım. Bazı sıfatlarda pekiştirme esnasında bir hece türemesi görülür, görülebilir. Mesela düpedüz, apasağlam, apayalnız, çırılçıplak, güpe, gündüz gibi. Sadece araya demek ki ünsüz girmiyormuş, bazen ünlü de türeyebiliyormuş. Şimdi ikileme ile yapılan pekiştirmelere, yani pekiştirme sıfatı olarak kullanılan ikilemelere bakalım. Elma yanak demek yerine elma elma yanaklar dediğimde pekiştirmiş oluyorum. Yani pekiştirilmiş bir sıfat kullanmış oluyorum. Minik eller yerine minik minik eller derken, şirin insanlar derken demek yerine şirin mi şirin insanlar derken, büyük binalar demek yerine büyük mü büyük binalar gibi. Demek ki mı soru edatımızı da biz pekiştirme amacıyla kullanabiliyoruz. Ama pekiştirme amacıyla kullandığımızda unutmamam gerekiyor. Sonuna soru işareti koyulmaz. Aşağıdakilerden hangisinde pekiştirilmiş bir sıfat yoktur? A'ya baktığımda bomboş arazi gördüm. Bakın burada var. B'ye baktığımda daracık yol diyor. Burada sanki küçültme yapılmış sıfatta. Şöyle geldim C'ye. Arazide gökyüzü masmavi görünüyordu. Bakın. Görünmek bir fiil. Nasıl görünüyor? Masmavi görünüyor. O zaman bu bir zarftır arkadaşlar. Dolayısıyla cevabım C olacak. D'ye baktım. Düz bir çizgi demek yerine dümdüz demiş, pekiştirmiş. E'ye baktım. Yeşil çimen demek yerine yemyeşil çimen demiş. Bu da gitti. O zaman cevabım ne olacak arkadaşlar? C şıkkı.
Diğer örneğe bakalım. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sıfat göreviyle kullanılmış fiilimsiler vardır. Yani sıfat fiil vardır demek istedi. Durduğun eller var. Gitti. Adlaşmış sıfat kullanılmıştır. Bakalım. Akşam olur, bir kuş konar dallara, susamış yıldızlar iner göllere, güzeller dizilir ince yollara, durduğun ellere varamıyorum. Bakın, güzeller dizilir derken güzel kızlar dizilir, güzel adamlar dizilir diyebiliyorum. Adlaşmış sıfat, yani ismi düşmüş eledim. Niteleme sıfatı demiş. Susamış yıldızlar derken nasıl yıldız? Susamış yıldız, bu da var. Sonra bakalım 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 bakalım. Akşam olur, bir kuş konar derken bir kuş, bakın belirtme sıfatı gitti. Ama pekiştirilmiş sıfat var mı? Yok. O zaman cevabımız Edirne şıkkıdır. Diğer örneğe bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirilmiş sözcük niteleme sıfatı olarak kullanılmıştır? Bakalım. Çarçabuk yedi derken zarf olarak kullanılmış bir fiile sorabiliyorum. Kas katı olmuştu. Yine fiile sorabildim. O yüzden zarf oldu. Sımsıcak tavır. Bakın, nasıl tavır? Sımsıcak tavır. O zaman bu sımsıcak sözcüğü bir niteleme sıfatı olarak kullanılmış ve pekiştirilmiş bir sözcük. D'ye baktığımda sapasağlam ayağa kalktı. Nasıl kalktı? Sapasağlam kalktı. Zarf. E'ye baktım, upuzun göstermişti. Yine fiile yönelik zarf. O zaman bu soru için de cevabımız Ceyhan şıkkıdır diyebilirim. Evet, bu videoda pekiştirilmiş sıfatları, sıfatlarda pekiştirmeyi gördük. Diğer videoda sıfatlarda küçültmeyle devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.